Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Şurada bir yerde. Arkadaşlar göstereceğim hisseler yatırım tavsiyesi değildir. O yazıyı göstermekten sıkıldım ya. En çok da bu sorudan sıkıldım. Yani bu yargıdan, bu kanıdan sıkıldım. Abi tamam borsada çok para kazanıyorsun. Bir kere bugün bir kuruş para kazandım yok. Ama borsa darphanedir benzetmesi. Bu bir benzetme. Ne diyorlar? Darphane ne abi? Para basar. Yani bir insan da gösteriyorum örnekleriyle 50 bin lirasını 600 bin yapmış. 100 binini 2 milyon yapmış. Darphane değil de ne oluyor? Benzetme değil bu yani. Bizzat gerçeğin ta kendisi. Yanlış diyor. Bence sonuçta birisi kaybetmeden birisi kazanamıyor borsada. Ya böyle bir bakış açısı olabilir mi ya? Bunu e, ee, söyleyen insan borsayı da bilmiyor, ticareti de bilmiyor. Örnek vereyim. Yani siz bir arsa aldınız e, dönümünü 10 bin liraya, 3 yıl sonra götürdünüz 20 bin liraya başkasına sattınız. Siz onu sattınız diye karşıdaki kayıp mı etti? Ya da e, o da 20'ye aldı, 3 yıl sonra götürdü 40'a başkasına sattı. Kim kaybediyor burada? Ya burada devir daim oluyor ya. Ben şimdi bak size hisseler, hisseler üzerinden anlatayım bakın kim nasıl kaybediyor ya. Bu borsa nasıl anlaşılmaz bir şeymiş ya. Ne anlaşılmaz bir borsaymış bu ya. Kaybediyormuş. Niye kaybetsin kardeşim? Kim niye kaybetsin? Kaybedenler kumar niyetiyle gelip borsaya borsaya yatırım değil de kumar niyetiyle oynamaya gelenler kaybeder. Şimdi açılırsa bu internetim Allah'ın izniyle ben size hisseler üzerinden göstereceğim. Göstereceğim hisseler e, kesinlikle alım satım tavsiyesi değildir. Şimdi örneği Allegro, Parsan, Zoran birini açayım yani. Aha, Sasa ben hayran olduğum Sasadır. Yani niye hayran olduğum Sasadır? E ben diyorum ki borsa ticarettir. Git kardeşim. Mesela biri getirdi burada 5 liraya sattı. Satan kaybetti. Alan ne oldu? Bak 11 liraya gitti. Şimdi 11 liradan aldı. Ya da diyelim ki şöyle izah edelim. Sizin görmek istediğiniz gibi. Adam onradan aldı. Tamam mı? Hisse 5 liraya düştü. Satmadığı sürece zarar eder mi? Ya da daha büyük resmi göstereyim size. Bu hisse 2015 yılında 40 kuruş. 48 kuruş. Yani değişiyor bu aylara göre. Burada 40 kuruş falan da var. Tamam mı? 50 kuruş. Ya bir adam bunu aldı. Getirdi. 2017'de 1300'e sattı. Yani satan mı kaybetti, 1300'den alan mı kaybetti? Kim neyi niye kaybediyor? Ben anlamıyorum yani bu kayıp nedir ya? Yani bu başkasından çıkar mantığı nedir yani? Başkası zarar ediyor. E biri de diyelim ki oradan geldi 5 liradan aldı 2018'de. E getirdi 10 liradan sattı. 8.48 tabii bu 8.45 sattı tepede. O adam bekledi, düştü. 1 yıl hisse gitmedi. 4 liraya kadar düştü, 4.78'e kadar. E satmadı. Satmayınca zarar olur mu olmaz? Getirdi 10, 10 69 aldı. E şimdi 10.69'a alan adam 10 liraya düştü. Zarar mı etti? Hele bir 2-3 yıl beklesin, götürür 15'e, 20'sine. O da başkasına satar. Şimdi siz burayı ticaret niyetiyle kullanıyorsanız, siz burada helal kazanç peşindeyseniz, sen bu hisseyi burada 10 liradan alacağım. Bu firmanın öz kaynakları artacak. Öz kaynaklarına göre bu hissenin değeri artacak diyorsun. Götürüp 20'ye veriyorsun. 20'den de biri gelir diyor ki bunu 40'a götürüp satacağım. Senden alıyor. Burada kim neyi kaybediyor yani? Hakikaten benim benim beynim almıyor yani. Sen gidip e, gereksiz yere şişmiş e, şey yapmış örneğin tekfen bakın benim en başarısız oldum hisse bu. Bana diyorlar başarısız olduklarını göster. Buyurun. Başarısız olduklarımı gösteriyorum. Yani başarısız olduğumu göstersem sanki bir şey kaybedeceğim. Yani 40 hissenin e, analizini yapmışım. 38 tanesi gitmiş. 2 tanesi düşmüş. Bu süreçte de bu borsaya başladığımdan beri de 10 ayda. Yani YouTube'da anlatmaya başladığımdan beri 10 ayda. E, Türkiye'nin başına gelen yani 100 yılın krizi gördünüz. Virüs ne ya? Virüs hayatınızda gördünüz mü? Böyle bir pandemi gördünüz mü? Dünyanın birbiriyle ilişkisini kestiğini. Böyle bir ortamda benim analiz ettiğim hisseler geliyorsa ha ne istiyorsunuz? Şimdi analiz ettik mesela şeyi. Bunu ben 20 liradan analiz ettim. 22 oldu. Sonra da tepe takla düştü. Ne oldu? Bekliyorsunuz. 11 liraya düştü. E 11 lirada da kademeli aldıysan getir 14'e sattın 1000 lotu diyelim 2000 lot aldın 20 liradan 40 bin liraya geldin 11 liradan da 40 bin liraya bu sefer 4000 lot aldın aynı parayla aldın 40 bin buradan al o zaman ne olur getir 14'e sat aha zararın çoğu çıktı nerede zarar zarar olur mu bu olaya düşüş olarak bakmıyorum bir de yükseliş olarak bak bu ise 2015 yılında 2 lira. Bu 2 liradan alan adam getirir bunu 25'ten satar. Bunu düşünmüyor musun? Gidip 2 liradan 25 hatta 27 de bunun tepesi. Temet verdiği için düşmüş. Temet yol verince grafikten düşer. Şimdi bu hisse ben anlattım. Diyelim ki ben cahildim bilmiyordum. Ya da bir yatırımcı cahil geldi 25'ten aldı. Şu an 14 liraya düştü. Yarı fiyatına düştü. İyi de bu hisseye inanıyorsa gelir 14'ten de alır, 16'dan da alır, 18'den de alır. 3 yıl sonra, 5 yıl sonra bu hisse 50 lira olduğuna satar. Yani nasıl bir kayıp olacak ben anlamıyorum. Kayıp ne ya? Başkasını zarar edecek ne ya? Başkası niye zarar etsin? Bu firma ticaret yaptığı için bunu alıyorsun. Sen bunu alıp satarken başkasını zarar sokmak niyetiyle alıyorsan zaten niyetten kaybediyorsun. Senin niyetin haram olur. Senin niyetinden bozukluk olur. Ya bu yazan arkadaşa söylemiyorum. Bu mantıkta olanlar var yani. Sadece o değil yani. Yani burada hangi hisseyi alırsanız alın. Al Türksel. Türksel'in teknoloji firması 50 kere inip çıkıyor. Ya alan adam zararla satmadığı sürece ne olacak yani? Geldin diyelim buradan aldın 14 liradan düştü buraya satmadın. Kimse zorla alır mı sende? Gel tepede sat 15'te. E 15'ten adam, alan adam da 2 yıl beklesin. 2 yıl sonra 20'de 25'ten satar. Yani bir arabayı biri 60'a alıyor, diğerini 65'e satıyor ya da kullanıyor. O kullanın bedeli olarak daha sonra götürüp 50'ye satıyor. Genelde öyle bir şey olmaz da olur da yani. Şimdi burada kim kimi kandırıyor? Ya borsa ticarettir. Bir şey alıp satmanın ne zamandan beri birisini kandırmak oluyor ya? Ha burada Buyurun logo yazalım. Bak, 50 kere indi çıktı diyelim ki Burada kaç lira? 81 lira. Aldın. Ne diyoruz 50 kere? Kademeli alacaksın. Borsada oyunlar bitmez. Oradan 500 lot aldın. E ne olacak? Gel burada 45'ten de al. Geri ne oldu? Al. 84'e sattın. 84'e alan adam niye almış? E, o da 3 yıl sonra 5 yıl sonra götürüp 300-400'e satacak. Yani burada almasa bir bildiği var ki alıyor. Bildiği yoksa da almazsın. Yani borsa şey olan şöyle düşünün. Geçmişe doğru bakınca daha kolay anlaşılır. Yani bu ise 2013 yılında 3800 4 lira. 4 liradan aldı adam. Bak 28'e sattı. 28'den alan adam niye alıyor? Yıkat yukarıdan. Birini mi kandırdı? 4'ten alıp 28'e satan kar etti sattı. 20, yani kandırdı da mı sattı? Gel zorla mı satayım sana dedi. Yok 28'den alan daha yukarı gidecek dedi. Ama gitmedi. Ne oldu? 15 liraya düştü. E satmadı oradan da aldı. Firmanın gideceğine inanıyorsan. E onu getirdin nereye sattın? 63 liraya sattın. Hani zarar kim zarar ediyor? 63'ten alan adam kademeli alırsa. Gel kardeşim. 25'ten de al. Aha götür 80'den 90'dan sat. Yani eğer siz kar eden kere artarak gelecek olan firmayı bulup alıyorsanız birisinin cebinden çıkmıyor o para. Burada siz bir değere yatırım yapıyorsunuz. Bu bir değer de e, kar ettikçe öz kaynakları arttıkça hani aşırı hızlı yükseldiği zaman yataya da geçer düşer ama gene yükselir. Şekil da görüyorsunuz. Bundan daha başka bir şey anlatmaya gerek var mı? Yani kimse kimsenin kanırdığı yok. Kanan kendi kanıyor. Niye? İyice ancak incelemiyor, araştırmıyor, paldır kütür gidiyor. O zaman şöyle düşünelim adam hayvancılığa giriyor, orada da batıyor. Kimi kandırıyor, kim kimi kandırıyor da? Girmesin kardeşim. Tarıma giriyor, tarımda da batıyor. Araba alıp satıyor, orada da batıyor. Yani bunun burada eğer gerçekten sen yaptığın işi iyi niyetle yapıyorsan ya sen araba satıyorsun, araba adam gidiyor yolda kaza yapıyor, ölüyor. Sen mi öldü dedin? E bu adam da aldı biraz düşünce korkup satıyor. Bu senin suçun mu? Satmasın eğer inanıyorsa firmanın gideceğini 3-5 yıl içinde, 10 yıl içinde, 20 yıl içinde. Ona göre yatırım ya. Bir ev alınca evi her gün alıp satıp 40 kere mi kere ediyor? Ev alıyor 300-500 liraya. 20 yılda 30 yılda ancak ikiye katlar. Bazı yerlerde. Yani köyde ev almakla merkezi bir yerde ev almak bir değil tabii. Merkezi yerdeki 10 kat gidiyorsa köydeki 2 onun için bu hisseler de böyle. Sen gidip yanlış hisseyi alıyorsan, pahalı alıyorsan, hisseye değer biçmeden alıyorsan, diyorum ki bir otogaracı bir arabaya götür bakayım yüksek fiyata satabilir misin? Ya da bir emlakçıya git bakayım 200 bin liralık daire 300 bine satabilir misin ona? Yok işin uzmanıdır. Sen de bu işi yapacaksan kardeşim bu işe değer biçmesini bileceksin. Geleceksin ucuzken alacaksın pahalıken satacaksın. E, pahalıyken alan ne yapacak? Bekleyecek. Daha pahalı oluncaya kadar bekleyecek. Beklemese ne olur? Zarar eder. Hisseye değer biçmeden borsaya gelen zarar eder. Bu hisselerin hepsi hangisini açarsam açayım. Hepsinde aynı mantık var. Aşağıdan alıp yukarıdan satacağım. İzlediğiniz için sağ olun var olun. Hiçbiri ise e, yatırım tavsiyesi değildir.